Bu videoyu izledikten sonra tekrardan dil öğrenme konusunda ve sürecindeki kullanmaya çalıştığınız yaklaşımı hepsini tekrardan düşünmenize sebep olacak. Aynı zamanda şu ana kadar duyduğunuz öneriler ve size tanıdık gelen tüm her şeyin belki tekrardan onu sorgulamaya zaman gelir. Yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız hepimiz biliyoruz ki aslında en iyi örnek çocuklardan bunu alabiliriz. Çocuklar nasıl dil öğrenir? Hiçbirimiz fark etmeden bu çocuklar bir şekilde belli bir yaşa geliyor ve bu dili çözmüş oldular. Dinleme, konuşma ve her şeyle birlikte. Acaba çocuklar bu kadar devasa bu bilgiyi bize verirken dil öğrenme konusunda niye hala biz başka bir yere bakıyoruz? Tabii ki linguistics diye bir şey var ve bize hangi yöntemleri kullanmamız gerektiğini hepsini söylerler. Değerli arkadaşlar, bu videoda ilk önce söylemek istediğim şey, dil konuşmak için pratik yapacağın kişiye ihtiyacı olmaması hiçbir zaman bunu senin dil konuşamamanın sebebi olamaz. Dil konuşabilmek için bir kişiyle pratik illaki şart değil. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Dil konuşmak istiyorsanız pratik yapacağım kişi yok diye ben konuşamıyorum derken aslında pratik yapacak olan kişiyi getirsek ve sen yeni olan öğrendiğin bir kelime, o kelimenin kendi kendine bir telaffuzunu dinlemedin. Bilmiyorsun nasıl söylenir, nasıl kullanılır, doğru mu? Anlamı bilmiyorsa pratik yapacak olan kişi geldi. Onu ile mi birlikte sözcüğe bakacaksınız bu kelime ne demek diye. Demek ki bu iş kendin yapman lazım. O işi kendin yaptıktan sonra ancak o kelimeyi biliyorsun. O kişi geldiğin zaman bunu söyleyebilirsiniz. Pratik yapacak olan kişi seninle senin dilini geliştirmeye yapmayacak. O kişi senin daha önce kendi başına geliştirdiğin olan o kelime telaffuzları o kişiyle pratiğini yapıyorsunuz. Demek ki belki bu çok büyük bir bahane. Çünkü pratik yapacak olan ortamları kesinlikle var. Kocaman Türkiye'de yaşıyoruz. Burada hocalar var, ana dili konuşan insanlar var. Turistik konusunda gerçekten en başarılı ülkelerden birisi, yabancı insanları her zaman yanınızda. Pratik yapacak için internet kullanımı Türkiye'deki en büyük olan şey. Demek ki dil konuşma konusunda gerçekten pratik yapacak kişinin eksikliğinden değil. İlk baştan bunu söylemek istiyorum. Acaba bu konuda o zaman biz nasıl öğreneceğiz? Bir dil öğrenmek istiyorsanız farklı becerileri var. Dinleme, okuma, yazma ve konuşma. Konuşma zaten dördüncü sıraya gelen. Bazen diyoruz ki konuşma en zor olan beceri. Ama en zor becerilerden bir tanesi dinleme. Şöyle anlatayım. Siz eğer gerçekten şimdi sizi İngiltere'ye götürsek, İngiltere'de olduğunu varsayın. En kalabalık olan bir sokağa sizi yani orada işte koyduk. Oradaki konuşulan her şey dinleme becerinizi geliştirmedikten sonra oradaki her şey gürültü olarak gelir sana. Çünkü anlamazsın. Aynı şey. Türkiye'deyim diye Türkçe öğrendim. Doğru. Burada olmamın büyük bir katkı var. Ama kendim de oturup bu dili gerçekten ne söylemeye çalışıyor? Bu kelimeleri hepsini artık bir olarak görmeyip hepsini parça parça şeklinde görmedikten sonra İstanbul'un Beşiktaş bir sokakta konuşulan tüm Türkçe bana gürültülü olur. Demek ki dinleme beceri geliştirmemiz lazım. O nasıl yapacak? Ana dili insanların filmlerde, podcastlerde, farklı şekillerde o şekilde biz bunu geliştirebiliriz. Yazma beceri. Her gün kendine böyle bir aktivite verdiğini düşün. Her gün kendine böyle bir aktivite yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bugün bu konuyla ilgili bir yazı yazacağım. Diyeceksin ki acaba ben ne yazacağım? Hayat çok farklı deneyimlerle dolu. Çok farklı senaryolarla dolu. Bir gün sen kalkıp diyebilirsin ki ben bugün bu konuyla alakalı yazmak istiyorum. Benim günüm, benim hobim, benim annem, benim arkadaşım. Diyeceksin ki acaba ben bunu nasıl yazacağım? İlk önce başlarsın. Benim günüm çok güzeldi. Nasıl geçti, neler yaptın? Bunu yazış şeklinde İngilizce'de bunu yazmaya çalışacaksınız. Düşünsene böyle bir aktiviteyi 30 güne kadar yaptığını. Yazma bu şekilde geliştirir. Bunun ile alakalı mesela web sitemde işte bir blog var. O da blog yazısı. O da mesela yaklaşık 50 tane yazabileceğiniz bir konu var. O da bir rehber. Okursun, bakarsın. Sonra sen de yazmayı yazarsın. Şimdi ondan sonra kelime konusunda burada çok önemli bir beceri geliştirmemiz gereken ve kelime hazinemiz ne kadar çok olursa o kadar güzel olur. Çünkü düşün. Şu anki herhangi bir kurmak istediğin bir cümle etrafımızda çok şeyle dolu. Şu an bile kafam yani kaldırdıktan sonra bunun ismini ne diye sorarsam İngilizcesini söyleyebilmeniz lazım. Buradaki bu tahta İngilizce ismi de ne diye sorarsak bilmeniz lazım.
nasıl yaklaşmamız lazım yeni kelimeler öğrenirken? Yeni kelimeler öğrenmenin tek metodu şu: İhtiyacınız olduğu kelimelerden başlamak ve bir kelime gördüğün zaman kendini sorgulaman lazım ki bu kelimeye ihtiyacın var mı? İhtiyacın varsa kesinlikle her şekilde onu ezberlemeye çalışacaksın. Ezberlemeye çalışacaksın derken bazı insanlar diyor ki ama ben bunu nasıl ezberleyeceğim? Ezberledikten sonra unutuyorum. Ezberledikten sonra unutuyorsan demek ki o kelimenin ne kadar önemli olduğunu hala kendine bile ikna edemedin. Kendini ikna ettikten sonra yeni bir kelime gördüm. Tamam, bugün kullanmayacağım ama düşünsene, bu kelimeyi Türkçe'de biliyorum ve sürekli kullandığım bir kelime. Bunu İngilizce'de bilmemek imkansız. O zaman şu ana kadar nasıl ben bu yeni öğrenmeye çalıştığım dili bu kelime bilmeden yani yaşayabildim gibisinde olması lazım. Gereklilik. Yani mesela ben maalesef kelimesi ilk önce öğrendikten sonra dedim ki wow, çok kullanıyorum. Çünkü mesela bir kişi bana sorsa ki kalemin var mı? Diyorum ki yok, daha önce Türkçe konuşurken. Ama maalesef kelime öğrendim. Maalesef yok. Çünkü İngilizce'de unfortunately no, maalesef diyoruz. Öyle öğreneceksin. Demek ki bu kelime ya kitap defterinde yazabilirsiniz veya isterseniz telefonunuzda bir not tutarsın. Mesela not yazarsın. Her gün yeni öğrendiğiniz kelimelerle cümle kurmaya çalışacaksınız. Diyeceksin ki nasıl? Cümle kurmak şart. Yeni öğrendiğiniz kelimeler 1, 2, 3 kez falan bunu yazarsın. Söylersin. Telaffuzunu da dinlersin. Telaffuzu nasıl dinleriz? Bazen çoğunu soruyorsunuz yani Instagram'da Kemal Hoca acaba okunuşu da yazarsanız. Bu da yapmaya çalıştığım şey. Doğru telaffuz yapmak için okunuşlarla olmuyor. Dinlemek ile oluyor. Oradaki yazdığım tüm kelimeler dilersem okunuşlar da yazabilirim. Ama o doğru olmaz. Hepsini siz tekrardan bu bir iş yapmanız lazım. Gireceksin o kelimeyi. Orada sadece farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Orada diyorum ki maalesef kelimesi İngilizce'de unfortunately olarak yazılıyor. Sen gireceksin. Bir sözlü olan bir tane sözcük bulacaksın. Orada unfortunately kelimesini yazacaksın. Dinleyeceksin. 1, 2, 3. Unfortunately, unfortunately, unfortunately. Son zamanlarda bir komik video da var. Literally, literally diye bir ifade var. Hepimiz gördük, baktık, güldük ama biz kendimizi sorduk mu acaba bu kelime nasıl doğru telaffuz edilir? Oradaki adam literally ifadesini American aksan ile söylemeye çalışırken literally, literally oradaki T'yi D olarak söylediğine ama en kolay şeklinde literally, literally olarak söyleyebilirsiniz. Mesela bunu okunuşu ile söyleyemez, dinlemek lazım. Demek ki o şekilde yapmanız lazım. Demek ki dil öğrenme konusunda bayağı bir iş. Konuşmayı bırakın ilk baştan. İlk önce kendini yani çözmeye çalışacaksınız. Ve son olarak nasıl bunları hepsini yapacağız diye soruyorsanız senaryolar. Hayat senaryolarla dolu. Bu video çekerken bir konu var ve bu konunun içerisinde bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Dışarı çıktığım zaman bir yemek alacağım. O bir senaryo. Bir hayatın bir parçası olarak yapılan ve gerçekleşecek olan bir aktivite. Aynı şekilde yapmanız lazım. Siz de mesela dışarı çıktınız, markete mi gidiyorsun? Marketteyim gibi bir senaryo kuracaksın. Diyeceksin ki son zamanlarda bir indiriminizi gördüm. Hala devam ediyor mu? Ya niye kendine sormuyorsun ki acaba ben bir gün böyle bir cümle İngilizce'de söylemek istiyorum? Yani diyeceksin ki I saw a discount online. Right? Bir indirim gördüm online'da. Acaba devam ediyor mu? Yani, is it continuing, devam ediyor mu gibisinde. So, senaryolar kuracaksın. Bunu kim yapacak? Sen yapacaksın. Çünkü bu senaryolar kurmadan kafanda, yarın o bugün bir kişiyle karşılaştığınızda, demek ki sen beklentidesin. Bekliyorsun ki hangi senaryo kuracak sana. Ama sen ki senaryolar kurursan, kendin hazırsın ve ne söyleyeceğini biliyorsun. Ve demek ki aslında kendine de bu böyle bir şartların altında kendine hazırlık yaptın. Dolayısıyla özgüven sorunu düşer. Çünkü bir hazırlık yapmış oldun. Demek ki çünkü hazırsın. Biz bu senaryolar kurmadan her zaman biz şaşkınız. Her zaman bir konuşmaya gelin zaman biz bilmiyoruz ne olacak. Ve işte duruma bırakıyoruz. Öyle bir durumda tek kullanacağım şey I don't understand. Anlamadım diyoruz ve konuşmayı bozuyor. İstersen Amerika'ya gidebilirsin. İngiltere'ye gidebilirsin. Ama illaki Amerika ve İngiltere seni İngilizce'ni geliştireceğine şart değil. Amerika ve İngiltere veya işte ana dili İngilizce konuşan bir ülkenin senin İngilizce'ni geliştirmesi için oradaki işte maruz kalmak ve
zorunluluktan geliyor. Farkı şu, zorunluluktan geliyor. Adam artık hissetti ki, yani yapmazsam bu da işte bir şekilde yapamam. Ondan dolayı Türk kardeşlerimiz zaten işte farklı ülkelerde bazı hala İngilizce konuşamıyorlar. İngilizce konuşan kişiler ise bir işe girmek için şarttı, onun için öğrendi. Yoksa o da kendi büyük işletmeyi yöneten bazı insanlar hala bir şekilde ihtiyacını görmedikten sonra, öğrenmenin ihtiyacını görmedikten sonra öğrenemezler. Demek ki biz de yapacağımız şey kendi kendimizi İngilizce öğrenmeye çalışacağız. Ki artık pratik yapacağımız o insanlar kafamıza veya karşımıza çıktığı zaman gerçekten sohbet edebiliriz. Gerçekten orada çok ufak ufak cümleler kurmayacağız. Oradaki yapmaya çalıştığımız şey şu olur. Ki orada sadece I'm fine, thank you değil. Diyeceksin ki, geçenlerde sen rahatsızdın. Nasıl oldun? Right? Çünkü kendi dilimiz bu şekilde konuşuyoruz. İngilizcemizi geliştirmediğimizde ne olur? Konuşmamız çok az kalır. Çok güçlü olmaz. Çok yüzeysel konuşmalar yaparız. Yani how are you? I'm fine. How are you? So so. Ve geçersin. Ama geliştirdikten sonra insanlığımızı getirebiliriz. Duygularımızı katabiliriz. Bir şeyler kendimizi yani ifade edebiliriz. Bundan dolayı İngilizce öğreniyoruz. Farklı sebepleri var. Neden İngilizce öğrenmemiz lazım diye sorarsanız farklı sebepleri var. Aynı sebebiyle Türkçe öğrendim. Umarım bu video sizin için faydalı oldu. Faydalı olduysa beğenin, yorum yapın ve benden duymak istediğiniz bir konu varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Abone olmadıysanız lütfen abone ol ve videoyu görmesi istediğin o arkadaş var ya ona paylaşın. Çok teşekkür ederim. Gama Hoca. See you in the next video. Bye bye.